Tekrardan merhabalar. Psikolog Çetin Öztürk'te Pozitif Saat'te yeniden beraber, reklamdan sonra yeniden beraberiz. Reklama gitmeden önce avukatım Recep Kılıç Bey'e bir soru sormuştuk. Sorunu tekrardan yeniliyoruz. Recep Bey, soru şuydu. Gelecekte siyaset düşünüyor mu? Ben bir Türk milliyetçisi olarak, ülkücü olarak siyaset hayatımızın kendisi zaten. Siyaseti toplumdan ayırma veya ayrı düşünme gibi şansımız, lüksümüz zaten yok. Bizim hedefimiz Türk milliyetçileri olarak ilahi kelimatullah'tır. İlahi kelimatullah'ı sonuna kadar tamamlamak ve bunu yerine getirme noktasında her türlü eza, cefaya karşı mücadele hayatımız var söz konusu çünkü bir ideolojik bir parti olarak. Tabii ki biz ülkücü olarak şunu açıkça beyan etmek istiyorum. Her ülkücü bir liderdir. Her ülkücü bir değerdir. Her ülkücü her zaman en güzel makama, en güzel yerlere siyaseten veya makam mevki olarak diyelim ayrıca layıktır. Geçmişte olduğumuz gibi mücadelemiz hep bu yönde geçti. Bizim gördüğümüz töre, örf, adet gereği ülkücü göreve talip olmaz. Görev verilir. Görev tevdi edildiği zaman da o görevi layıkıyla yerine getirme noktasında bizim aksaçlılarımız dediğimiz büyüklerimize layık olmaya ve bu mücadelenin devamı noktasında kendi bölgesinde muasır medeni seviyesine ulaşmış, hakkı, hukuku, adaleti gözeten bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni en üst mertebeye çıkartma noktasında elbette siyasetle uğraşıyoruz. Siyasetle olacaktır. Yeri zamanı geldiğinde görev de tevdi edilir. Ağabeylerimiz, büyüklerimiz de uygun görürse, görev de verilirse, görev de layıkıyla yerine getireceğimizi de bilmesini istiyoruz. Çünkü siyaset beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte zaten o azmimizi, o mücadelemizi kaybedersek devletin idare edilmesi noktasında gerek ideolojimiz ve gerekse dünya görüşü olarak düşüncemizi aktarmamış oluruz. Bu da bir vebaldır. Kaldı ki şöyle bir halk arasında şöyle bir deyim var. Belki biraz şey olacak ama bir memlekette namuslu olduğunu iddia eden insanlar en az namussuzluğa kadar cesaretli olmazsa o ülke ayaklar altında ezilmeye, yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu mücadeleyi yaparken de temel hedefimiz Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, kendi bölgesinde güçlü ağabey rolünü oynayan, ağabeyliğini yapan bir Türkiye olarak düşünüyoruz. Siyasette her zaman da varız, var olmaya da devam edeceğiz. Yani görev istenmez, görev verilir, verirse de biz bu görevden kaçmayız diyorsunuz. Aynen öyle. Peki Recep Bey, avukatsınız, avukatlık diyoruz. Avukatların avantajları, dezavantajları nelerdir? Onu da biraz açıklarsanız. Efendim, mesleğimiz gereği avukatız. Para da kazanıyoruz. Ama her şeyi sadece para kazanma olarak değerlendirmemek lazım. Çoğu zaman bazı konuların ızdırabını yaşıyoruz tabii ki. Kendimizi ifade edemiyoruz. Ailemize karşı bile ifade edemiyoruz. Yeri geldiğinde bir akşam yemeğinde eşimiz, dostumuzla, ailemizle beraber oturup çoğu zaman bir arada oturup yemek de yiyemiyoruz. Ama önemli olan mesleki olarak ben düşüncemi söylüyorum tabii ki. Başımızı yastığa koyduğumuzda eğer vicdan rahatsak, eğer yaptığımız bir davranıştan dolayı onun ızdırabını yaşamayıp rahat rahat bir uyku alabiliyorsak bizim için ne mutlu. En büyük mutluluk da bu. Avukatın da en büyük mutluluklarından bir tanesi takip ettiği veya hakkını isteyen bir müvekkilinin davasından dolayı davayı kazanıp onun hakkının verilmesi noktasında mahkemeden o karar çıktığı zaman bunun tarifi ve mutluluğu parayla pulla ölçülebilecek bir şey de değil. En büyük sıkıntılarımızdan birisi gece 1, 2, 3, 4, 5 saatimiz hiç yok. Bir mesaj atılıyor veya bir soru soruluyor. Aranıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Mecburen bütün telefonların hepsine de cevap vermek zorundayız. Bazen
işte arandığında, müsait olmadığımızda bir eğer mesaj atma imkanımız varsa seni sonra arayacağım veya şu anda müsait değilim şeklinde. Müsait olduğumuzda bizi arayan vatandaşlarımızın hepsini de tek tek elimden geldiği kadar arıyorum. Arada bizi dinleyen ağabeylerim, büyüklerim, kardeşlerim varsa, unuttuklarımız varsa da buradan hepsinden özür diliyorum. Şimdi gece 1'de 2'de arıyorsun dedi. Recep Bey, demek seviyorsunuz ki gece 1'de 2'de arıyorsunuz, soruyorsunuz. Yani insanlar sizi seviyor, sayıyor. Gece 1'de 2'de arıyor. Ne güzel bir mutluluk bence. Evet. Peki böyle küçük yerlerde avukatlık yapmak zor mu? Aslında ben biraz şunu belirtmek istiyorum. Ben köylü çocuğuyum. Evet. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Biz kalabalık ortamlarda, kalabalık aileler içerisinde yaşamayı artık kendimize bir şiar edinmişiz. Çünkü o aile yapısı içinde büyümüşüz. Biz 11 kardeşiz. Dolayısıyla evlenen, işte bekar olan, işte hastası, işte ölüsü, dirisi, akraba çevresi olarak da değerlendirdiğimizde bazen böyle bir düğün veya herhangi bir şey olmadığında, akraba, eşi, dostu göremediğimizde sanki bir sıkıntı varmış gibi o ortamda yetiştiğimiz için o rahatsızlığı da yaşıyoruz tabii ki. Bir hayat felsefesi, bir yaşam tarzı sonuçta. Ben kendi şahsım olarak Adıyaman'da yaşamaktan, Adıyaman'a hizmet etmekten, elimden geldiği kadar siyaseten de Adıyaman'ın daha gelişmesi için mücadele etmekten imtina etmeyen birisiyim. Benim vatandaşlarım, kardeşlerim, ağabeylerim, büyüklerim istedikleri zaman, istediği saatte, her zaman aradıklarında 24 saat telefonum açık. Onu biliyorum ben de. Yani size ne zaman aramışsam her dakika ulaşmışız. Allah razı olsun. Yani bu programa davet ederken bile zamanlı zamansız aradık. Hemen tekrar dönüşünüzü yaptınız. Arıyorsunuz. O gerçekten çok iyi bir şey. Allah razı olsun. Onun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Peki Recep Bey, adaletli olmanın birey ve toplum yaşamına etkileri nelerdir? Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bazen acaba diyoruz ki kendi kendimize, hakimlere, savcılara, yargıçlara, avukatlara veya mahkemelere diyelim daha doğrusu, fazla ümit mi bağlıyoruz diye kendi kendimize düşünüyoruz. Kaldı ki bundan 30 yıl, 40 yıl gibi bir önceleri toplumsal ve ekonomik durumun da getirdiği o şartlar çerçevesinde düşündüğümüzde bugünkü kadar bir dava çeşitliliği yoktu. Söz namustu. Söz verildiği zaman senede sepete hiçbir şey gerek kalmadan o sözler yerine getirilirdi hocam. Evet. Dolayısıyla gerek teknolojinin bu kadar gelişmesi, işte insanlarımızın ekonomik olarak daha refah ve müreffeh seviyesinin yükselmesi, iş kollarının gelişmesi karşısında elbette hukuk da kendini yenilemek ve bu yeniliğe de ayak uydurmak zorunda. Bu dava çeşitliliği dikkate alındığında sadece adalet istiyorum veya adaletin yerine gelmesini istiyorum demekle başlı başına yeterli değil. Her şeyden önce adaletli olmak insana ne kazandırır diye düşünmek lazım. Bununla ilgili olarak Farabi'nin adalet anlayışıyla ilgili bir düşüncesi var. Evet. Hak, liyakat ve pay ilkesine dayanmakta. Varlık, hak, liyakat ve pay ilkesine göre çalışıyorsa bu durumda insani işlerin de bu dünyanın da hak, liyakat, pay ilkesine göre inşa edilmesi gerekir diyor. Bunlardan birisi diyor eğer eksik olursa diyor toplum diyor bir sıkıntı yaşar diyor. Toplumun diyor sevgiye ihtiyacı var. Eş değişle adalet sevgiyi izler. Erdemli toplumda sevgi öncelikle erdeme olan iştiraklarda meydana gelir. Sevgi ile çoğalmak erdemleri çoğaltmak demektir. İrade sevgi bağıyla bağlı toplumlarda ise adaletin hızlı tecelli edeceği görüşündedir. Dolayısıyla kimseyi kimseden ayırmamamız lazım. Haklarımızı savunabilmeliyiz. Ön yargı hiçbir zaman için olmamalı. Yani benim hakkım var ama ben hakkımı alır mıyım, almaz mıyım, davayı kazanır mıyım, kazanmaz mıyım diye bir ikilem içinde olmamak lazım.
dürüst olmalıyız. Her şeyden önce adaletin de kendi içimizde bir vicdan olarak muhasebesini yapmamız lazım. Yalan söylememeliyiz. Diğer insanların da haklarını önemsemeliyiz. Çünkü nasıl bana bir hak hukuk istiyorsak, onun da bir hak hukuk gereğinin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yakınımız olan birisine de, bir tanıdığımızda da herhangi bir ayrımcılık tanımamalıyız. Saygılı olmalıyız, anlayışlı olmalıyız. Birbirimizi her şeyden önce dinleme zahmetinde bulunmalıyız. Biz eğer toplumun içinde bulunduğu bu durumlara bakarsa hocam, biz ne zaman ki kendimiz için yapılmasını istemediğimizi, başkası için yapılmasını istemesek, karşıdakine bir haksızlık yapan kardeşimiz veya çok yakın birimiz birisi olduğu halde, kardeşimize, babamıza, anamıza, yakın akrabamıza sen yanlış yapıyorsun, bu adamın hakkı var, sen hakkını gasp ediyorsun, yeri geldiğinde yalan söylüyorsun, yalan söyleme, sen bunun hakkını vermek zorundasın diye toplum olarak bu bilince ulaşırsak, o zaman işin %99.9'u tamamlanmış olur. O zaman adaleti de sağlamış oluruz. Evet. Zaten bununla ilgili olarak çok güzel sözler var. O sözleri okumadan bu anlattığınızla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir önce dediniz ya, yani bu kadar davalar çoğaldı, çeşitlendi. Evet. İnsan artık birbirine verdiği sözde durmuyor. Bir önce anlattığınız işte bir malla paylaşım falan, işte bir meclis toplardı, kabul ederlerdi. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Evet. Yani bu sizce neden kaynaklanıyor? Bu insanların artık birbirine güveni mi kalmıyor, birbirine inançları mı kalıyor? Bu biraz... Aileler arasında, kardeşler arasında sıkıntılar bunun oluyor. Bunun en büyük sorununa bir tanesi inancın zayıflığı. Evet. Çünkü dinimiz ne diyor? Dinimiz adalet üzerine kurulu. Evet. Hazreti Ali ne diyordu? Diyordu ki devletin dini adalettir diyor. Evet. Devletin dini. Şimdi devletin dini adaletse devletin görevi nedir? Kimseye ayrımcılık yapmayacak. Evet. Ekşiyle tatlıyı birbirinden ayıracak. Haklıya hakkını verecek. Mazlum olan, zulme uğrayan kişinin kim olursa olsun onun hakkını teslim edebilmeli. Geçmişte ecdadımız birinci bölümde bir örnek görmüştüm. Evet. Haklı olduğunu iddia eden, hakkının verilmediğini iddia eden çobanın padişah hakkında şikayetçi olup kadı huzuruna eşit şekilde gidip ifade vermesi bizim dinimizin ve devlet geleneğimizde adaletin ne kadar önemli olduğunu bir delili. Kaldı ki bizim ecdadımız İstanbul'u fethettiğinde 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından, Allah rahmet eylesin. Ne deniyordu bizler için? İstanbul'da kardinal külahı görmekteyse Osmanlı sarayı görmeyi tercih ederiz diyen bir neslin evlatları, bir torunları olarak maalesef biz o inancımızı, maalesef biz o eğitimimizi, o ahlakı toplum olarak dejenere olduk. Yani toplum olarak kaybettik. Evet. Biz ne zaman Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirecek, haklı ile haksız birbirinden ayrılsak, inanıyorum ki kısa süre içerisinde bu azim millet, bu necip millet, dünya üzerinde her türlü hakkı, hukuku, adaleti getirme noktasında bir mücadele içinde olacak ve bunu da gerçekleştirecek. Niye? Balkanlara giderseniz, bir arkadaşım anlatmıştı. 70 yaşlarında bir amcamız kapı evinin penceresinin dibinde oturuyormuş. İşte hasbel kadar nasıl olmuşsa, amca burada neyi bekliyorsun filan diye şey yaptığında Kosova'da, Priştine'de. Evet. Türkleri bekliyorum diyor. Bizim milletin özellikle Birinci Dünya Harbi'nden sonra yaklaşık 100 yıllık bir süre, 100 yılı geçti. Nereden çıkarılmış ise, nereden koparılmış ise oralar hakka, hukuka, adalete aç kalmış. O hakkı, hukuku, adaleti sağlama noktasında da beklenen, özlenen olarak bu aziz ve necip milleti görmekte. Allah'ın izniyle inşallah
Devletimiz de bu konuda gerekli adımları da atıyor. Milliyetçi, ülkücü bir harekete mensup olarak da Milliyetçi Hareket Partisi de bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu sadece vatan, sadece devletim herhangi bir beklenti içinde olmadan bununla ilgili mücadelede de yapıyor zaten. Liderimizin de dediği gibi ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılarda, bu zor durumlarda siyaseten payımıza ne düşer diye hareket etmek bu ülkenin insanlarına en büyük ihanettir, en büyük şerefsizliktir. Dolayısıyla şununla ilgili bir örnek veriyorum. Bizim rivayetlere göre 5000 yıldan fazla bir Türk tarihimiz var. Evet. Türk tarihimizde özellikle gençlerimizin tarihimizi iyi okuması lazım. Hakkın, hukukun, adaletin sanması, nasıl bir devlet anlayışımız varmış diye. Bununla ilgili olarak özellikle Yusuf Has Hacip'in 1070 yılında Karahanlı hükümdarı Süleyman Aslan Han'ın oğlu Hakan Tavgaç Buğra Hanasından Kutat Gubilik 6645 beytlik bir siyasetlemedir. Bu siyasetlemede bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği noktasında açıkça beyanlarda bulunuyor. Kutat Gubilik'in anlamı hükümranlık bilgisi, siyasi hakimiyet bilgisi, devlet olma bilgisi anlamına geliyor. Birkaç beyt okuyacağım eğer uygun görürseniz. Tabii hocam. Buyurun. Tabii buyurun Recep Bey. Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın diyor. Evet. Zulüm yanar ateştir. Yaklaşanı yakar. Kanun sudur. Akarsa nimet yetişir. Kaynağımıza baktığımızda kanunlar ne kadar iyi uygulanırsa devlet o kadar güçlenir. Anlayışıyla ötüşen beyitlerden doğrulukla, adaletle yani gök ayakta durur. Yer sabit olduğu için üzerinde ot ve ekim biter mantığıyla hareket ediliyor. Dolayısıyla sen adaletle Tanrı'nın sevgisini kazanırsın diyor. Yani bakın adaleti sağlamak Rabbimin gönlünü hoşnut etmek, onun kalbini kazanmaktan geçtiğini söylüyor. Evet. Diyor ki, halka kızıp onlara karşı adaletten sakın ha sakın ayrılma. Beylik çok iyi bir şeydir fakat daha iyi olan kanundur diyor. Ve onu doğru tatbik etmek lazımdır. Hangi bey memlekete doğru kanun koydu ise o memleketini tazim etmiş ve gününü aydınlatmıştır. Adaletle iş görür. Buna gayret et. Hiçbir zaman zulüm etme. Tanrı'ya kulluk et ve onun kapısına yüzünü sür. Diyor ki bir son bir şeyini daha vereceğim. Tebaanın senin üzerinde 3 hakkı vardır diyor. Kutat Kubilik'te. Evet. Bu hakları öde ve onları zorluğa düşürme diyor halkını. Bunlardan biri, evet. Memleketinde gümüşün ayarını koru. Yani ekonomik istikrar. Evet. İkincisi, halkı adil kanunlar ile idare et. Birinin diğerine tahakkümüne kalkışmasına meydan verme. Yani ekonomik istikrarı adaleti sağlarken ikisini birbirine karıştırma. Karıştırdığın anda diyor, yani bu nedir? Ehliyet ve liyakati kastediyor. Evet. Üçüncüsü de bütün bu yolları emin tut. Yol kesici ve haydutları ortadan kaldır. Yani asayişi sağla diyor. Şimdi böyle bir neslin evlatları olarak gerçekten tüm devlet hakimiyetimiz, dünya mevkuresi dediğimiz bu mevkuremiz adalet üzerine kurulu. O yüzden bu memleket, bu millet tüm dünya insanlığı için bir şanstır. O yüzden Türk beklenendir. Türk özlenendir. Bu özlemleri ve hasretleri gidermek, tarihe olan bu siyasal ve manevi borcumuzu, Allah'a olan borcumuzu ancak bu şekilde diğer ülkeler üzerinde ağabeyliğimizi yapmak suretiyle yerine getirmiş oluruz. İnşallah Rabbim bize bunu da müyesser eyler de
hep beraber inşallah bu soruca uğraşırız diye düşünüyorum. Abi şimdi biraz önce Recep Bey şey söyledi. Kosova Priştine'de dedin. Adam camın kendine oturuyor. Türklerin gelmesini bekliyor. Evet. Ben ona bir ekleme yapmak istiyorum. Şöyle. Şu anda Amerika bile 634 yıl hükmü. Yani 322 yıl hükmetmiş. 634 yıl yaşamış. 629 yıl yaşamış bir Osmanlı'yı araştırıyor. Yani 3 kıtada olan bir ülkede nasıl bunlar yani böyle 600 küsur yıl dayanabildiler? Bu i̇şte, halk, bu hukuku, adaleti nasıl sağladılar diye araştırıyorlar. Evet. Biraz önce bir şey farkındaysanız bir üç hususta idarecinin nasıl olması? Ekonomik istikrar sağlaması, işte birinin diğerine karşı gücünü koruma noktasında adil olması, yani kanunlarla idare edilmesini, bu yolları emin tutması ve asayişi sağlaması noktasında üç hususu belirtiyor. Şimdi her şeyin başı ekonomik istikrar diyoruz ya. Ekonomimiz güçlü olursa sizi dinleyen çok olur. Evet. Ekonomimiz güçlü olduğu zaman sizi dinleyenlerle beraber dünyaya hakim olursunuz. Evet. Dünya hakim olmakla beraber eğer bu ekonomik gücünüzü hakkı, hukuku, adaleti sağlama noktasında yapmazsanız bunların dünyaya çıkış tarihleri belli. Fazla bir tarih yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall planı veya şeylerinden sonra bir 50-60 yıllık bir ömürleri var. Ama Allah'ın izniyle inşallah mazlumun ahı tutacak ve buna da inşallah yerle bir neksan olacaktır. Kudüs'te olduğu gibi bunlar da inşallah arkasına saklanacaklar. Bir ağaç dahi bulamayacaklar. Amerika yapmış olduğu bu zulümle çok istiyorsa 53 tane eyaleti var. 53 tane eyaletinin bir tanesini İsrail'e versin. Evet. Biz de bu dünyanın bu baş belasından kurtulalım gitsin. Evet. Recep Bey, şimdi siz avukatsınız. Peki hiç bu mesleği atırken düşündünüz mü? Savcı olayım, hakim olayım, öyle bir düşünüyorum. Veya ya ben niye avukat oldum, niye bunlarla uğraşıyorum falan diyor musunuz? Şimdi aslında çok güzel bir konuya temas ettiniz hocam. Ben hukuk fakültesine gitmeden önce babam rahatsızdır. Yıllarda biliyorsun zaten. Evet, geçmiş olsun. Babamın bana, sağ olsun, teşekkür ederim. Babamın bana bir vasiyeti vardı. Ben babamın haberi olmadan polis akademisi sınavına girdim. Polis akademisi sınavını 91 yılında kazandım. Evet. Kaydımı yaptım ama müsaade etmedi. İlla hukukçu olacaksın diye. Daha sonra hatta Hava Harbi Okulu kazandım. Hayatımda en büyük ideallerden bir tanesi ve gerçekten tabii yaşımız itibariyle artık gerçekleştirme şansımız yok ama içimde uhde kalan Harbi Okulu'nda bir şanlı şerefli bir Türk pilotu olup bu mazlum halkın haklarını savunma noktasında bir uçak pilotu olmayı istiyordum. Sınavı da kazandım ama gene babam, kendisi sağ, sonra da bilirsiniz, kabul etmedi. Bana sadece şunu söyledi. Oğlum dedi, babam ilkokulu zor bitirdi. Babam kendisi ilkokul mezunu. Ben dedi okuyamadım dedi. Sana verebileceğim, sana yat, kat, liman, her şeyi verebilirim. Sana tarla, arazi de veriyorum. Ama sana verebileceğim en büyük servet dedi, iyi bir eğitimdir dedi. Hakkı, hukuku, adaleti sağlama noktasında dedi, benim dedi gönlüm bir hukukçu olmanda, bir avukat olmanda. Ben hatta sınavı 97 yılında ilk işte hakim savcılık sınavına girdiğimde yazılı sınavı kazanmıştım. Ancak sözde de Türk milliyetçisi olmamızdan dolayı fazla bir detaya girmek de hoş değil. O günkü şartlarda sözde de bizi elediler. Ondan sonra da ben şey yapmadım. Kaldı ki hem ailemden dolayı hem de ailemle birlikte olma noktasında, çünkü ben liseyi, yüksekokulu, fakültesinde dışarıda okuduğum için çocukluğumu dahi yaşayamadım. O yüzden hep aile özlemi, baba, anne, kardeş özlemi, akraba özleminden dolayı hukukçu olmayı, avukat olmayı seçtik. En azından memleketimizde elimizden geldiği kadar işte insanlarımızın iyi günde, kötü günde gidip bir arada olabiliyoruz. Mesleğimizde biz özgürüz. İstediğimiz davayı almakta, istediğimiz davayı almamakta da kimse bize karışamıyor. Ama dilimiz döndüğü kadar, yapabildiğimiz kadar mücadelemizde yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Rabbim inşallah hepimize birlik, beraberlik, ihsan nasip eder. Evet. Biz toplum olarak bir şeyi çok kaybettik. Sevgiyi kaybettik. Evet. Sevgide serbestiyet, saygıda zaruriyet var.
Bir insanı sevmeyebilirsin ama saygı göstermek zorundasın. Bir insanın dünya düşüncelerine veyahut dünya görüşüne, siyasi anlayışına karşı çıkabilirsiniz ama onu dinlemek zorundasınız. Biz ne zaman ki yanlış dahi olduğuna inandığımız bir konuda karşı taraftaki insanın düşüncelerine saygı duyup oturup böyle bir masa etrafında derdini bir anlasın ya. O azmi, o feraseti, o sabrı gösterebilirsek inanıyorum ki tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu memlekette ne sağcı solcu ne Kürt Türk ayrım ayrım olmaz. Hep beraber huzurlu, mutlu bir aile içerisinde bu memlekette yaşarız diye düşünüyorum yani. Evet. Şimdi hani dediniz ya ben içimde uhde kaldı bir uçak pilotu olmak. Evet. Ben size bir şey önereyim o zaman. Şimdi özel pilotluklar var. Bunu biliyorsunuz. Yani işte tabii bu heves... uçak alma şansım olmadığı yok, için. Yok uçak alma şansı değil ama bunun eğitimleri veriliyor. Türk Hava Kurumu tarafından. Bunların eğitimleri İşte veriliyor. Adıyaman'da olduğumuz için o i̇şte sıkıntılı. Bu merattan dolayı bunun gidip eğitimini alabilir, uçak kullanabilirsiniz. Yani buradan... tüm samimiyetimle söylüyorum. Uçak kalktığı zaman samimi söylüyorum sanki o... Arka tarafından ateş çıkıyor ya, evet. O ateşten çıkan ateş benmişim gibi o kadar böyle mutlu oluyorum yani. Ben seviyorum çünkü. Evet. Bilemiyorum yani. Peki mesela babanız pilot olmanızı istemedi, başka şeyler istemedi, bir hukuk adamı olmanızı istedi. Evet. Sizin de bildiğim kadarıyla çocuklarınız var. Evet. Siz de çocuklarınızı bu yönde yönlendiriyor musunuz? Şunu bunu olun veya şu bu alanı seçin, avukat olun, doktor olun, mühendis olun ben bir yönlendirme çocuk... yapıyor musunuz? Evet, onu size söyleyeyim. Elinize öpsün, 4 çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim sizinkinde. Büyük oğlum İbrahim Batuhan ve onun küçüğü olan Ömer Faruk. İkisi evet. Şu anda hukuk fakültesinde ikinci sınıfta okuyorlar ikisi de. Yani baba baskısı olmadın mı? Baba baskısı yok. Yok. Kendileri mi seçtiler? Kendileri seçtiler. Kaldı ki Ömer Faruk Milli Sanma Üniversitesi'nin sınavına girdi. 72. olarak sınavı da kazandı. Kaydı da yapacakken hatta o da pilot olmayı düşündü. Hatta kendisi sayısalcı. Yani ilan bir dedim ki Aselsan'da olsun, işte diğer bizim devletimizin Tay'da olsun, bu memleketin bir uçağının, bir arabasının veya bir teknoloji, bir hamlede bir katkın olmasının ortasında. Kendisi de çok şeydi. Ancak askerideki biraz sıkı denetim ve o disiplinden dolayı kazandığı halde şey yapmadı. Dedi ki ben eğer müsaade etsen hukuk fakültesine gideceğim dedim. İkisini de beraber hukuk fakültesine gönderdik o yüzden. Yoksa ben illa şuraya git, buraya git falan demedim yani. Hayırlısı olsun. Bazı insanlar için uhde kalabiliyor. Ben de yedek subay okuluna dereceye girdim. Dereceyle Antalya Asker Şubesi'nde görev yaptım. Bana kal dediler. Şimdiye kalsaydı belki bize yarbay olmuştuk. Ama bugün sizinle burada beraberiz. Bu da evet. Benim için bir mutluluk. Elbette, elbette, elbette. Peki bu çocukların hukuk seçmesine bir etkimiz falan olmadı dediniz ama aileler, yani bize gelen insanları da biliyoruz. İşte baba okumamış veya anne okumamış veya baba okumuş, anne okumuş. Genelde çocukların istediği, yani babaların, annenin istediği bölüme gidiyorlar. Ama şu anda görüyorum ki iki oğlu da hukuk seçmiş. Evet. Yani bu hukuk seçmede bu işin zorluklarını sizden görüyorlar. Yani tabii gece ki. 2'de, 3'te, 5'te aralığını görüyorlar. Aynen. Buna rağmen hiç sordunuz mu neden hukuk? Şunu söyleyeyim tabii. Ben babamdan bir örnek vereyim. Evet. Babamın yanlış değilsem tabii yanlış... Tarihte belki bir iki yıl oynama olabilir. Büyük babamın genç yaşta vefat etmesinden sonra büyük babamın ve babaannemin kendi haklarından dolayı, kardeşlerinden dolayı, olan alacaklarından dolayı açılan işte miras davaları biraz epey bir zaman sürmüş. Yani 25-30 yıl gibi bir süreç. Bu süreçte işte avukat masrafı, işte nasıl diyeyim, hakkın verilmemesine kaynaklanan o hırs diyelim, o hakkın ilham alınması noktasında yapılan mücadele, özellikle adaletsizlik bir ortam olunması karşısında babamın bana vasiyet olarak ilham hukukçu olmasını istiyorum demesinin temelinde bunu kaynaklandığını hissediyorum. Yani bir adaletsizliğin varlığından kaynaklanan ama bu adaletsizliğin bir daha bir başkasının yaşamaması için bunu kendine görev akt edeceksin diyen bir babamız var. Gerçekten öyle. Çünkü bundan önceki davalar yıllar sürüyordu. Ben evet. Biliyorum. Bizde de babamız öyle 10-15 yıl süren davalar olmuştu.
Ve illa avukat olun, illa avukat olun diye söyleniyordu. Evet. Hatta bana bile zamanında oğlum işte avukat olsan iyi diyordu. Biz avukat olamadık, işletme bitirdik, psikolog olduk ama avukatlık yolunda ilerliyoruz. Şu an adalet bitmek üzere. İnşallah evet. Belki ileride meslektaş da olabiliriz. O i̇nşallah, inşallah. Gün zaman şartlarını gösterebilemiyoruz. İnşallah. Recep Bey, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Evet. Sizinle gerçekten hukuk üzerine çok şey konuştuk. Çok da keyifli bir sohbetimiz de oldu. Çok da güzel geçti. İnşallah izleyicilerimize bayağı bir faydalı bilgiler de vermişizdir. İnşallah. Son olarak sizin söylemek istediğiniz genel hukuk üzerine, Adıyaman üzerine söylemek istediğiniz son sözlerini alalım. Yavaş yavaş programı kapatalım. Her şeyden önce bu aziz ve necip millet her şeyin en güzeline, her şeyin en takdir edilecek olan değerlerine sahip olması vesilesiyle birliği, dirliği, huzuru, mutluluğu 5000 yıllık bir süreçten bu yana bir arada yaşayan bu kardeşlik duygusuyla elbette bazen sıkıntılarımız olacaktır ekonomik olarak. Elbette bazen siyasal iktidarların yapmış olduğu yanlışlıklar olacaktır. Elbette insan olarak fıtratımız gereği eşya mahlukat olmamız vesilesiyle hata yapıyoruz. Bu hatalarımızı en az minimize etmek suretiyle en az asgari düzeye çevirmemiz, kardeşlik duygularıyla birbirimizi sevmemiz, birbirimizi saymamız, sevgi saygıda kusur etmememiz, ayrı fikirle düşüncede olsak bile geçen gün, birkaç gün önce vefat eden Hayrettin Karaca vardı. Tema Vakfı'nın kurucusu. Evet. Çok güzel bir sözü vardı. Ve çok güzel ağaca sarmış evet, bir şekliyle evet. beraber. Diyordu ki, bu ülke dedelerimizin bize mirası değil, çocuklarımızın bize emaneti olarak görmemiz gerekiyor diyordu. Evet. Yani gerçekten müthiş bir söz. Evet. Şimdi, paramız ne kadar çok olursa olsun, ne kadar makam ekip sahibi olursak olalım, ne kadar itibarlı, şerefli, onurlu olursak olalım, götürebileceğimiz sadece tek bir şey var, amellerimiz. Evet. Hesap günü Rabbimize bu hesabımızı vereceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu bu durumlardan kendimize değil, siyasi sahiplerle de değil, sadece acaba millet olarak nasıl huzurlu, mutlu olabiliriz diye bunun endişesini, bunun gayesini, bunun düşüncesini kendimize fikir edinmemiz lazım. Birbirimizi seversek, sayarsak, birbirimize sevgi saygıda kusur etmezsek, eskiden bir evde ekmek yapılacağı zaman komşular hep beraber bir araya gelirdi. Herkes gelip ekmeğini bir de yaparlardı. İmece usulü. Bulgur kaynatırlardı, hep beraber kaynatırlardı. İşte evet. Bağ budama zamanı, herkes imece usulü işte giderdi, bağ budardı, işte atıyorum kerge zamanı evet. Giderdi, pekmezleri sıkardı, şey yaparlardı. Biz bunları kaybettik. Evet. Bunları tekrar kazanmamız lazım. Evet. Şair Eşref'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, çok özür diliyorum. Okumak cehaleti götürür, eşekli baki kalır diyor. Evet. Sadece okumak yetmiyor. Eğitimli, kültürlü insanlar yetiştirmemiz lazım. Evet. Çocuklarımıza mal mülk servet peşinde koşmaktan ziyade iyi bir eğitim, iyi bir İslam ahlak ve şerefiyle şereflendirmemiz lazım. Bırakabileceğimiz en büyük servet budur. Evet. Yani dünyanın malını da bıraksak, yatı katil imanı da bıraksak, eğer ahlak yoksa, eğer bir terbiye yoksa, bir ay iki ay için hepsini bitirir gider. Ama iyi bir eğitim, iyi bir ahlak verirsek, sıfırdan bir memleketi idare edecek olan cumhurbaşkanı da çıkar, başbakan da çıkar. Çünkü sonuçta bu vatan bizim. Evet. Birbirimizi sevelim, sayalım. Ekranlar başında bulunan tüm hemşehrilerimi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Beni bu güzel programınıza çağırdığınız için de ayrıca hocam size çok teşekkür ediyorum. Selam, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyeyim. Recep Bey, çok çok teşekkür ederiz. Programa geldiniz, renk kattınız, şeref verdiniz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Ben gerçekten bazen çok faydalandım, çok bilgilendim. Umarım ki inşallah Mercan TV izleyicilerimiz de faydalanmışlardır. Onun için tekrar geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim diyorum. Mercan TV izleyicileri, bir programın sonuna daha geldik. Bu akşam konuğumuz Avukat Recep Kılıç Bey ile beraberdik. Hukuk üzerine konuştuk.
Haftaya tekrar yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Pozitif kalın diyorum. Haftaya tekrar Psikolog Çetin Öztürk ve Pozitif Saat'te buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar.